İyi günler sevgili Sanat TV izleyenleri. Bir Bursa'nın Sesi programında yine sizlerle birlikteyiz. Tabii ki uzun bir süre olmadı aslında. Bu koronavirüs sürecinde kısa bir ara verdik ama Sanat TV olarak 1 Haziran itibariyle yine programlarımız başladı. Yine bugün çok değerli bir konuğumuz var. Değerli konuğumuz yine Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Savaş Oturuş. Başkanımla hem gündemi hem de federasyonumuzu konuşacağız. Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok şükür ben iyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle tabii ki nasip bugüneymiş. Evet. Korona süreci biraz normalleşti. Sizi davet etmiştik. Ama bugüne nasipti. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biz tabii gündemi konuşacağız ama federasyonumuzu konuşacağız. Samsun Dernekleri Federasyonu ne zaman kuruldu? Kaç dernekten oluşuyor? Ne gibi çalışmalar yapıyor? Buyurun sizi dinleyelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekrar bunu bir yeni yayın dönemi olarak zannediyorum algılayacağız. Evet. Yeni yayın döneminde sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür. Federasyonumuz 2011 yılında Samsun menşeli 5 derneğin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir federasyon. 2011 yılından bugüne kadar yeni kurulan derneklerle birlikte şu anda federasyonumuza bağlı Samsun menşeli dernek sayımız 20 tane. Çalışmalarımızı kuruluş gayesine uygun olarak devam ettirmeye gayret ediyoruz. Siz de biliyorsunuz içindesiniz başından beri federasyonun. Evet. 2011 yılında da kurucu başkanımız Sayın Erol Beker'in başkanlığında kuruldu. 2014 yılındaki genel kurulda muhterem delegeler bizi tercih ettiler. Bir görev değişikliği oldu. Ve 2014'ten bugüne kadar da ben genel başkan olarak eksiğimizle noksanımızla bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Bu süreç tabii Ramazan'a denk gelmesi nedeniyle bu Ramazan biraz daha böyle sakin bir süreç geçirdik ama onun öncesinde bizim rutin çalışmalarımız hep oldu. Bundan sonra da olacak. Fakirimize, fukaramıza, Bursa'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine, başarılı öğrencilerimize, yaşlılarımıza, kimsesiz çocuklarımıza, elimizden geldiği kadar Samsun menşeli iş adamlarının yardımlarını ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Tabii bu bizim yardımlaşma, dayanışma tarafı federasyonumuzun. Onun ötesinde bizim gibi hemşeri federasyonları aynı zamanda bir kültür elçisi görevi görmekte. Menşei olarak Samsunluyuz ama Bursa'da yaşıyoruz. Burada yaşayan, Bursa'da doğan çocuklarımıza Samsun'umuzun kültürünü, geleneklerini, göreneklerini aktarmak için de zaman zaman farklı faaliyetler icra ediyoruz. Bu minvalde çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek zannediyorum. Evet başkanım, zaten federasyonların derneklerden oluşuyor dedik. Derneklerin de bazı görevleri oluyor. Federasyonların da yine federasyonun başında federasyon olmak üzere bazı çalışmalarınız oluyor. Tabii ki korona süreci başlamadan önce Suriye'ye yapmış olduğunuz yardımlar var. Yine federasyonla ilgili güzel çalışmalarınız oldu. İşte Samsun, Bursa medyasını Samsun'a götürdünüz. Samsun gezileriniz oldu. Biraz ondan bahseder misiniz? Daha sonra da bu korona sürecine geleceğiz. Evet, şimdi tabii bizim kendi hemşehrilerimize karşı sorumluluğumuz olduğu kadar bu dünyanın içinde yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diğer bölgelerde bizim komşularımızda yaşayan mağdur insanlara da bu mağduriyetlerini gidermek için elimizden geldiği kadar zaman zaman yardımlarımız oldu. Bunların iki tanesi büyük. Onlardan bahsedeyim. Bir tanesi Bayırbucak Türkmenlerinin o geçtiğimiz yıllardaki kötü dönemlerinde biz derneklerimizin katkılarıyla, iş adamlarımızın katkılarıyla yanlış hatırlamıyorsam 4 tır ihtiyaç malzemesi, battaniye, yatak, yastık, soba gibi ihtiyaç malzemelerini toplayarak 4 tır şeklinde oraya gönderdik. Bayırbucak'a gönderdik. Ondan öncesinde Doğu Guta'ya
yanlış hatırlamıyorsam yine 6 veya 7 tır olması lazımdı. Gıda malzemesi sevkiyatımız oldu. Bunlara da biz tabii duyarsız kalamıyoruz doğal olarak. Orada bir insanlık dramı yaşandı o dönemde. O drama bizim de sessiz kalmamız, bigane kalmamız düşünülemezdi. Arkadaşlarımızla bir araya geldik, yönetim olarak toplandık. Böyle bir karar aldık ve çok kısa bir sürede bu kampanyayı başlattık ve neticelendirdik. Tabii bunlar yapmamız gereken şeyler, bizim insani vazifemiz. Ben emeği geçen herkesten, maddi manevi emeği geçen, başta yönetim kurulum, dernek başkanlarım, dernek yöneticileri ve hemşerilerim olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyorum şahsım ve federasyonum adına. Bir de gezi vardı. Evet, gezi çok enteresan, evet, bir geziydi gerçekten. Şimdi tabii biz Samsun'u biliyoruz. Ancak Bursa da Samsun'u bilsin istedik. Bursa'nın Samsun'u bilmesinin en kolay yolu da Bursa basınını Samsun'a götürüp gezdirmek gayemiz. Tabii ki bu 3 günlük bir geziydi ama 3 günde Samsun'u gezmek, Samsun'u yaşamak mümkün değil. Biz böyle gayet butik bir gezi yaptık. Ancak 2-3 ilçemizi gezebildik. Bir otobüsle birlikte hem bizim yönetimimizden arkadaşlarımız hem de Bursa basınının güzide, yerel basının güzide temsilcilerini Samsun'da ağırladık. Onlar tabii çok mutlu oldular. Bir de Karadeniz deyince batıda genelde Karadeniz farklı algılanıyor. Yani Samsun'un bu kadar modern bir şehir olduğunu onlar da gerçekten bilmiyorlarmış. Birçoğu bunu itiraf ettiler. Çok da güzel yazı dizileri çıktı o geziden. Çok memnun oldular. Geldikten sonra bu haber ve programlar, işte yazı dizileri gerek görsel gerek yazılı medyada aşağı yukarı bir 15 gün bu işin süreci oldu, yayınlanma süreci. Bizler de çok mutlu olduk tabii. Yani Bursa'ya aktarabildiysek Samsun'un güzelliklerini, tarihi, turistik yerlerini, yemek kültürünü, Samsun'un doğal ve coğrafi yapısını onlara net bir şekilde gösterme imkanımız oldu. Gerçekten zevkli bir geziydi. Aslında bu gezinin tekrarı çok talep ediliyor bizden. Bu sene eğer korona hadisesi olmasaydı bu sene de böyle bir gezi tertiplemeyi planlamıştık. Ancak bu sene tabii olağanüstü bir durum yaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de bu süreci yaşıyor. Bu sene zannediyorum olmayacak ama seneye eğer sağ salim çıkarsak zannediyorum seneye böyle bir program gene gerçekleştirebiliriz. Evet başkanım, biz de federasyonumuza güzel bir bina kazandırdınız. Daha önce biliyorsunuz emekte bulunan Samsunlar, evet, Derneğimizin binası restore edildi ve hem iş adamları olarak hem oradaki Samsunlar Derneği olarak Temel Başkan'ın da başkanlığını yaptı. Orada güzel bir yer oldu. Bununla ilgili de neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii bir yıl kadar önce bizim o emekteki derneğimiz en eski derneklerimizden bir tanesi. Evet. Yeri de kendilerinin olan bir mekandı. Fakat yıllar içinde tabii bina eskimiş, bize yakışmayan bir hale gelmişti. Bir sene önce biz ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk ve o derneği komple sıfırdan yeniden yapmak, imar etmek konusunda mutabık kaldık. Ve çok kısa bir sürede işte şu anki dernek başkanımız Temel Erkol Bey'in önderliğinde, kendisi zaten müteahhit olduğu için daha ekonomik ve daha seri bir şekilde orayı bize yakışır bir bina haline getirdik. Federasyon merkezini de o binaya taşıdık. Samgiyat Samsun Girişimci İş Adamları Derneğimizde o binaya taşıdık ve Bursa Emek Samsunlar Derneğimizde orada faaliyet gösterecek. Altına da çok güzel bir lokal planladık. O bölgede yoğun bir hemşeri grubumuz var bizim. Onların akşam buluşabilecekleri, nezih bir mekanda sohbetlerini edebilecekleri bir mekan haline getirmek istemiştik. Ancak işte bu süreç onu da engelledi. Ertelemek zorunda kaldık. Ama önümüzdeki zannediyorum birkaç ay içinde orayı da hemşerilerimizin bir buluşma noktası haline getirmeyi planlıyoruz. Güzel bir mekan olacak. Evet, federasyonumuzun ileriki süreçlerdeki planladığı çalışmalardan bir tanesi Sanat TV'deyiz. Sanata önem veriyor mu?
Tabii yani sanatsız bir millet düşünülemez. Sanat hayatımızın her anında var. Fakat ben şuna inanıyorum ki... Bursa'da mesela bir federasyonun folklor ekibi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok haklısınız, çok haklısınız. Ancak tabii biz diğer federasyonlara nazaran çok daha yeni bir federasyonuz. Dolayısıyla bir toparlanma süreci ve bu sürecin sonrasında işte eğitim şubemizi bundan 6 ay önce oluşturduk. Eğitime daha çok önem veriyoruz. Eğitimden sonra da mutlaka bu faaliyetler içinde sanat faaliyetleri de olacaktır. Çünkü şu anki federasyon merkezimiz, yeni kurduğumuz federasyon merkezimiz buna çok uygun. Orada bir takım sanatsal faaliyetler olabilecek, eğitim faaliyetlerimiz olabilecek. Ama bu bir süreç, biz de bu süreci hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bizim tabii hemşerilerimizin gelir düzeyi, sosyoekonomik düzeyleri orta alt gelir düzeyinde olduğu için sanatla ekonominin ben paralel yürüdüğü kanaatindeyim. Yani o nedenle biraz daha zamana ihtiyacımız var ama sanat olmazsa olmaz, mutlaka olmalı. Mutlaka yeni yetişen çocuklarımız, gençlerimiz bu faaliyetlerin içinde bulunmalı. Hangi dalı tercih ederse dolayısıyla biz veya bizden sonraki yönetimler bunu dikkate alarak, ciddiye alarak bu çalışmaları başlatmalılar diye düşünüyorum. Evet başkanım, bir de federasyonumuzun gençlik kolları var. Hasan Acar da başkanlığını yapıyor. Gençlik kolları olarak da biliyorsunuz bölgede olsun birkaç çalışma yapıldı ama uyuşturucuyla ilgili. Bununla ilgili özellikle yine şehitlerimiz var sevgili izleyenler bu arada. Samsunlu şehidimiz var. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Yine Bursa'da da geçenlerde yine bir uyuşturucu yüzünden bir polisimiz şehit oldu. Maalesef. Bununla ilgili federasyonumuzun bununla ilgili bir çalışması var mı? Şimdi tabii bu tür çalışmalar bizim hep ana konumuz. Yani biz bu toplumun içinde yaşıyoruz tabii. Yani gençlik kollarımız da bu konuda aktifler. Özellikle biz kendi gençlerimizi uyuşturucu müptelası olmaktan sakındırmak, oraya göndermemek adına kendi içlerinde bir takım spor faaliyetlerine önem veriyoruz. Yani derneklerimizin spor takımları var, zaman zaman turnuvalar düzenliyorlar aralarında. Bu gençler işte toplanıyorlar, daha çok eğitimle alakalı bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Eğitim şubemiz de onlara katkı sunuyor bu manada. Tabii ki hiçbirimiz istemeyiz. Uyuşturucu çünkü müthiş bir bela. Yani bunu bugün bir tadına bakayım da yarın bırakırım diyemiyorsunuz. Bir kere başladığınız zaman bunu bırakmak çok zor. Bunu yaşayan, yakinen tanıdığımız insanlar da var. O nedenle bu konuda da zaman zaman federasyonumuzun desteğiyle gençlik kollarımız bir takım çalışmalar yapıyorlar. Farklı mahallelerde, farklı lokasyonlarda. Biz de elimizden geldiği kadar şehrin gerek siyasileriyle gerek yerel yönetimleriyle irtibat halinde olarak görüşerek bu faaliyetlere biz de destek oluyoruz. Onlardan zaman zaman destek istiyoruz. Bu hepimizin sorunu. Yani bir çocuğumuzun nereli olursa olsun, yani Türkiye'de yaşayan bir gencimizin, Bursa'da yaşayan bir gencimizin bu belaya bulaşmasını önlemek bütün toplumun asli görevleri arasında. Çünkü bu belaya bulaştıktan sonra tekrar dönüşü çok zor. Tedavisinin çok zaman aldığı ve genelde de bu tedavilerin başarısızlıkla neticelendiğini bu işin uzmanlarıyla yaptığımız görüşmelerde biz de onlardan öğreniyoruz. O nedenle önemli olan başlamalarını sağlamak. Bu yöndeki çalışmaları içinde ben bu program vasıtasıyla gençlik kollarımıza başkanının Hasan Acar nezdinde teşekkür ediyorum. Başkanım bir de federasyonlar, dernekler siyaset üstü. Ama baktığımız zaman tabii ki siyaset veya kamuda yer almayacak diye bir kaide de yok. Sonuçta birlik beraberlik çatısı altında. Şimdi baktığımız zaman Samsunlu iş adamı olsun, nüfus olduk 200-250 bin civarında, Bursa'da Samsunlu yaşıyor. Sizce hani kamuda olsun, siyasette olsun, yani nasıl Samsunlu olarak federasyonumuz ya da derneklerimiz, evet, Samsunlu hemşehrilerimiz, bazen diyoruz ya hani bir muhtarımız dahi yok, muhtar çıkaramıyoruz ama şu anda var herhalde muhtarlarımız. Tabii son dönemlerde federasyonun çalışmaları neticesinde son dönemlerde bu ihtiyaç tam manasıyla
tatmin edici bir şekilde karşılanmış gibi görünmüyor. Ama yine de eskiye nazaran şu anda gerek bürokraside, gerek siyasette, gerek yerel yönetimlerde, gerek siyasi partilerin yönetimlerinde arkadaşlarımız var. Tabii bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bizim hemşerilerimizin çoğunluğu kendi köylerinden ekmek parası için sanayileşmiş olan Bursa'ya, büyük şehire gelmişler ve birçoğu da inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor arkadaşlarımızın. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamadan diğer işte siyaset gibi, bürokrasi gibi, sivil toplum örgütleri gibi organlara girmeye pek zannediyorum zaman da ayıramıyorlar. Beyinleri de buna çok hazır olmuyor. Ama şükürler olsun ki son yıllarda bu manada önemli aşamalar kaydettik. Tabii ki Bursa kozmopolit bir metropol. Bütün illerden göç almış bir büyük sanayi şehri. Dolayısıyla biz bu göç eden iller içinde ikinci sıradayız. Evet. TÜİK verilerine göre Erzurum birinci sırada, Samsun ikinci sırada. Ve ciddi bir nüfusumuz var. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi 200-250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamı çünkü net bilmek mümkün değil. Tamam. Net neyi biliyoruz? TÜİK verileri ikinci sırada derken mesela bir rakam veriyor bize. Diyor ki işte 98 bin Samsunlu yaşıyor Bursa'da diyor. Bu nüfus cüzdanında doğum yeri Samsun, Samsun yazanları kapsıyor. Ama kişi bekar gelmiş, burada evlenmiş, burada çocukları olmuş. Tabii çocukları Bursa doğumlu yazıldığı için aslında ebeveynine bağlı olarak onlar da Samsunlu. Bunu da işte 2,5'la falan böyle mütevazi bir rakamla 2,5'la çarparak işte böyle bir rakam 200-250 bin arası bir rakam olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii bu konuda çok böyle kamuoyunda ve bizim federasyonlar arasında zaman zaman problem demeyeyim de işte niceliği, çoğunluğu farklı algılayan bir takım dernekler var. Şöyle bir anekdot da anlatayım lafın burası gelmişken. Şu anda Antalya valisi olan Münir Karaloğlu valimiz Bursa'ya atandığında biz hayırlı olsun ziyaretine gittik. Başkan siz kaç kişisiniz Bursa'da dedi. İşte biz de bugün burada konuştuklarımızı, resmi rakamları kendisine aktardık. Ya siz mütevazı davranıyorsunuz dedi. Ben dedi gelen herkese soruyorum. Rakamları alt alta yazdım. Bursa'nın nüfusu 10 milyon çıkıyor dedi. Biz de dedik ki ya gerek yok Sayın Valim, ya biz neysek oyuz. 200 bin olsanız ne olur, 50 bin olsanız ne olur? Evet. Nitelikli bir nüfusunuz var mı? Bursa'ya ne katıyorsunuz? Bursa'ya ne kadar katkınız var bu nüfusla? Bu önemli bizim için. Yoksa Bursa'nın hepsi Samsunlu olsa ne olur ki? Yani bir şey ifade etmez. Biz böyle güzeliz aslında. Çok güzel bir mozaiği temsil ediyor Bursa. Bir nebze küçük İstanbul. Evet. Küçük Türkiye, yani Türkiye'nin her yöresinden insanı, o kültürü Bursa'da bulabilme şansınız var. O nedenle işte bu nüfusla beraber biz işte kurulmuş olan 20 tane derneğimizde mümkün olduğu kadar bu hemşerilerimizi bir arada tutmaya, birlik beraberlik dayanışma içinde tutmaya gayret gösteriyoruz. Biraz diğer derneklerde de, diğer federasyonlarda da var ama üye sayımızda biraz azınlık oluyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani buradan sevgili izleyenler, tüm dünyada izleniyoruz şu anda. Bursa olarak konuşursak Samsun'da hemşehrilerimizin bütün derneklerimize gelip üye olabiliyorlar. Yani fark etmiyor 19 evet. Mayıs'ta, Bafralı, tabii, Çarşambalı. Tabii. İşte biraz üyelikte sıkıntı yaşanıyor. İşte bir etkinlik yaparken toplamak zor oluyor. Başkanım bize ne verecek dernek diyor. Biz de diyoruz ki bir araba, bir daire verecek size. Yani bu konuda böyle bir espri de yapıyoruz evet. Bazen. Bunu nasıl çözülür? Yani bu birlik beraberlik tabii ki oluyor ama bu zamanla çözülecek bir mevzu bana göre. Yani bu bugünden yarına çözülebilecek bir mevzu değil. Çünkü sivil toplum örgütleri tabii günümüzde hani yasama, yürütme, yargı, basın, evet. Dört ana temel kuvvet, işte beşinci kuvvet aslında sivil toplum örgütleri. Evet. Çağdaş dünyada sivil toplum örgütlerinin toplum üzerindeki ve yöneticiler üzerindeki etkisi çok büyük.
Biz bunu tabii her bir araya geldiğimizde, her etkinliğimizde biz hemşerilerimize bunu ifade etmeye çalışıyoruz ama bu bir algı meselesi. Yani sivil toplumun gücünü hissettiğinde veya ihtiyaç duyduğunda ancak vatandaşlarımız gelip derneklere üye olmak mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Ki çok cüzi üyelik aidatlarıyla biz derneklerimiz üye alıyor. Orada amaç tabii para almak da değil. Bu bir kültür meselesi, bir eğitim meselesi. Bu sadece bizim yaşadığımız bir sorun da değil aslında. Birçok hemşeri derneğinin yaşadığı bir problem. Ama buradan da biz gene hemşerilerimize çağrı yapmış olalım. Bütün hemşerilerimiz kendilerine en yakın lokasyondaki derneklere giderek mutlaka üye olsunlar. Çünkü cenazemizde biz birbirimize lazımız. Evet. Düğünümüzde lazımız. İşte işsiz kaldığımızda lazımız. Lazımız. Yardım başımıza bir felaket geldiğinde lazımız. Tabii biz bu anlatmış olduğumuz faaliyetlerin çok daha ötesinde bir takım faaliyetler de yapıyoruz. Ve birçoğunun da ben reklamının yapılmasını, sosyal medyada kesinlikle yayınlanmasını istemiyorum. Bana hatta zaman zaman dernek başkanlarım gönül koyuyorlar. Başkanım işte neden yayınlatmıyorsunuz? Biz bunu özendirici olsun diye istiyoruz diyorlar. Mesela geçen sene yanlış hatırlamıyorsam işte peş peşe iki üç tane hemşerimizin evi yandı. Evet. Ve bu evi yanan hemşerilerimiz daha önce derneğe davet edilmiş ve üye olmayı kabul etmemiş arkadaşlarımızdı. Biz üye olup olmadıklarına bakmaksızın hemen seferberlik ilan ettik. Bütün arkadaşlarımız elinden geleni yaparak çok kısa bir sürede o mağduriyetlerini giderdik. Ondan sonra geldiler derneğe üye oldular. Halbuki dernek üyesi olsalardı daha farklı olurdu. Yani bizim onların evinin yandığından haberimiz olmayabilirdi de. Yani haberimiz olduğunda biz dernek üyeliği olup olmasına bakmadan müdahale ediyoruz. O bizim insani görevimiz. Sadece Samsunlu olması da şart değil. Gücümüz olsa herkese yardım etmeyi bir düstur olarak biz görüyoruz. Ama dernek üyeliği olursa ne kadar daha fazla insana biz ulaşabilirsek, ne kadar fazla hemşerimize ulaşabilirsek çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz o kadar da etkin olur diye düşünüyorum. Evet başkanım, bir de ikinci bölüme geçmeden önce bu, yani böyle hani benim bu başkanlığım sürecinde federasyonumuzla ilgili derneklerimize ya da Samsun'un hemşerilerimize şunu da yapmalıyım dediniz, bir ahde vefanız var mı? Şimdi siz hatırlarsınız belki, ben ilk seçildiğim dönemde en büyük hayalim dediğim Bursa'da bir Samsun Kültür Merkezi inşası vardı. Unutmuş değilim tabii ki, hep aklımda. Fakat bu proje tabii büyük bir proje ve biz de son yıllarda hep ekonomik krizlerle yaşadık maalesef. Evet, maalesef. Projenin ekonomik boyutu da büyük. Yani en azından böyle 3-4 bin metrekare kapalı alanı olan, işte bir 10 dönüm arazi içinde, işte düğün salonlarının olduğu, spor salonlarının olduğu, bizim yöresel yemeklerimizin yapıldığı bir mutfağımızın olduğu, belki böyle 20-30 kişilik bir misafirhanemizin olduğu veya Bursa'da yaşayan eğitim gören Samsunlu öğrencilerin kalkabileceği bir yurdun olduğu bir böyle kompleks hayal etmiştim. Bunu tabii gerçekleştiremedik şu ana kadar. Bu sadece benim ekonomik gücümle yapılabilecek bir şey değil. Yani herkesin buna katkı sunması ve herkesin sahiplenmesi lazım. Bu proje duruyor. Benim başkanlığımda olur veya olmaz. Benden sonraki başkanım da zannediyorum bu böyle bir hedefi olacaktır. Biz her zaman destekçisi olacağız eğer benim görev sürem içinde bunu başaramazsak. Ama en büyük hayalim buydu. Onun dışında birçok şeyi yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Ama böyle bir güzel eserin Bursa'ya, Bursa'da yaşayan Samsunlulara kazandırılması benim en önemli hayalimdi. İnşallah hep beraber yaşar görürüz. Evet başkanım, şimdi Covid-19, koronavirüs gündemimiz. Yine dernekten yine konuşuyoruz ve dernekle ilgili yaptığınız çalışmalar. Şu ana kadar 3-4 aydır bir süreç yaşanıyor. Esnaflarımız, bazı esnaflarımız hep kapalı kaldı 2-3 ay.
zor süreçten geçti. İşte biz bize yeteriz kampanyası başlattı Cumhurbaşkanımız. İş adamlarımız bir tarafından, işte sivil toplum örgütleri, federasyonlar bir şekilde destek verdi. Bununla ilgili süreçte iş adamı olarak, yani büyük ölçekli olsun, küçük ölçekli olsun, esnaflarımızla ilgili süreci biraz açar mıyız? Siz de bir iş adamısınız. Nasıl buldunuz? Yani şu anda da bir normalleşmeye geçtik ama erken mi oldu? Tabii bu konu böyle saatlerce konuşulması gereken bir konu aslında. Dünya açısından zor bir dönem yaşadık. Yani bu sadece Türkiye'nin yaşamış olduğu bir problem dünya yaşadı. Değildi. Yani dünyanın yaşadığı bir problemdi ve kimsenin belki bundan 6 ay önce rüyasında görse inanmayacağı bir süreç yaşadık. Fakat bu süreç tabii Türkiye açısından diğer ülkelere bakarak daha başarılı geçti diye düşünüyorum. Gerek işin ekonomik tarafında, gerek sağlık tarafında oldukça başarılı bir tablo ortaya koydu Türkiye. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Kimin yok ki? Tabii. İşte dünyanın lideri olduğunu iddia eden, hem ekonomik olarak, hem teknolojik olarak, hem siyasi güç olarak, hem silah gücü olarak, işte Amerika'yı görüyoruz düştüğü durumu. Ekonomisi zarar gördü. Yanlış bilmiyorsam 110 bin civarında bir ölü sayısı var. 2 milyonu aşmış bir hasta sayısı var. Ve sağlık, yani bu korona virüse bulaşmış kişilerin tedavileri sigortalı hastalar için 9 bin dolar, sigortası olmayanlar için de 30-35 bin dolarlık bir maliyetle bunu yapabiliyor Amerika. Şimdi tabii bu süreç bize birçok şey öğretmiş olması lazım. Bütün insanlığa birçok şey öğretmiş olması lazım. Biz Türkiye olarak bu süreçten daha az zayiatla çıkıyor olmamızın sebebi bize göre bizim milli ve manevi değerlerimiz. Yani yardımlaşma ülküsünü biz bu toplumda çok iyi oturtmuşuz. Devletin imkanları kısıtlı olabilir. Devleti biliyoruz ama halkımız da kendi içinde müthiş bir yardımlaşma seferberliği yaparak bu süreçte kimsenin evinde aç yatağına girmemesini belki sağladık. Herkes karınca kararınca destek verdi. Ramazan'a denk geliyor olması manevi değerler açısından, Ramazan'da bizim genelde şeydir, yardımlaşma duygularımız böyle biraz tavan yapar. Ramazan'a denk gelmiş olması da bunu birazcık ateşledi. Ancak şunu anladık ki en büyük zenginlik sağlıkmış. Sağlığınız olmadığı zaman neyiniz fazla olursa olsun hiçbir işe yaramıyor. O nedenle biz dünya ülkeleri arasında Türkiye olarak bütün eksiğimize, noksanımıza rağmen iyi bir sınav verdik. İşin sağlık tarafı böyle. İnşallah bu normalleşmeyi de, tabii bu normalleşme Mart'tan öncesine bir dönüş değil, kontrollü bir normalleşme yaşıyor olmamız lazım. Kişisel hijyenimize dikkat ederek, maske takmaya devam ederek ve fiziki mesafeyi koruyarak hayatımıza devam etmemiz lazım. Bu esnafımızda da işte kahvede de, lokantada da, fabrikada da bu şekilde olmalı. Ne zamana kadar? Bu virüs tamamen sıfırlanana kadar böyle yürümeli. Bu süreçte tabii ekonominin direğini oluşturan küçük esnaftan büyük devasa fabrikalara kadar bu 74-75 günlük süreçte birçok işletmemiz çalışmadı, kapattı. Kısmi çalışan işletmelerimiz oldu. Ve burada mağduriyetler söz konusu oldu. Gerek çalışanlar açısından, gerek işverenler açısından. Bunların da bir kısmını devlet aldığı bir takım kararlar doğrultusunda belki %100'ünü karşılaması mümkün değil. Böyle bir zararı karşılayacak hiçbir ülke yok. Ama işte eldeki imkanlar ölçüsünde bir takım destekler verilerek rahatlatmaya çalışıldı. Fakat inanıyorum ki biz bu süreçten sonra, yani 1 Haziran'dan sonra tekrar işletmelerimiz çalışmaya başladı.
2020 yılı böyle biraz geçer. Yani dünyanın da çünkü buna adapte olması lazım. Biz çünkü ihracatıyla, turizmiyle ayakta kalmaya gayret gösteren bir ülkeyiz. İhracatın olması için diğer ülkelerinde mal talebinde bulunması lazım. Bunun olabilmesi için oralarda da normalleşmenin hızlı bir şekilde devam etmesi lazım. İnanıyorum inşallah, diliyorum ki bu süreçten yavaş yavaş biz çıkacağız ve en karlı ülke olarak da ben Türkiye'nin çıkacağı kanaatindeyim. Bu yerel yönetimlerin yapmış olduğu çalışmalar, yardım çalışmaları, kampanyalar, işte bazı İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi ile ilgili biraz spekülasyonlar oldu. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi tabii işin siyasi tarafına ben çok girmek istemiyorum. Yani bunlar siyasi mülahazalarla açıklanabilir ama devletle birlik esastır. Benim görüşüm şu, yani benim işletmemde de birçok departman var. Ben biraz böyle değerlendiriyorum. Yani ben firma sahibi veya firma yönetimi olarak izin vermeden, bir karar almadan benim alt departmanım bir şey yapamaz. Yapmaması lazım. Yani etik değil en azından. Eğer komple bir yardım yapılacaksa bunun tek elden toplanarak, tek elden dağıtılması. Belediyelerin buradaki görevi şu olabilir. Burada ihtiyaç sahiplerine veya yardım etmek isteyenleri o havuzda buluşturabilir. Yani orada köprü görevi yapabilir bir departman olarak. Ama ben işte mesela birkaç böyle terim çıktı, işte yerel hükümet. Türkiye'de böyle bir kavram yok. Yerel hükümet ne demek? Yani Türkiye'de böyle bir yönetimle alakalı böyle bir kavram yok. Şimdi bunu birkaç tane de aklı başında gazeteci ulusal televizyonlarda gündeme taşıdılar. Merkezi hükümet, yerel hükümet. Biz eyalet sistemiyle yönetilen bir ülke değiliz ki. Ama siyasettir bu. Farklı partilerden olduğu zaman belki böyle arızalar çıkabiliyor. O konu hani bizim dışımızda ama ben isterdim ki böyle bir hadisede, böyle bir belayı yaşarken her türlü siyaseti bir kenara bırakıp iktidarıyla, muhalefetiyle, iktidarın belediye başkanı, muhalefetin belediye başkanıyla. Neticede siyaset halka hizmet sanatıdır. Partiler araçtır. Nihai hedef halkın hizmet almasını temin etmektir. O nedenle böyle bir hadisede Türkiye'nin ve dünyanın yoğun yaşadığı böyle garip bir hadisede, belki yüzyılda bir yaşanası bir hadisede hep beraber bir masa etrafında toplanıp kimin elinden ne geliyorsa bu halk için, üretenler için, çalışanlar için, emekçiler için bunun çaresine bakılıp herkes elinden geleni yapsaydı daha iyi olurdu. Yani bir merkezi kampanya ile bunun yapılıyor olmasını ben önemsiyorum. Öbür türlü çünkü kaos çıkar. Yani her birim o zaman kendine özgü kampanya düzenler. Şimdi biz de yardım ettik federasyon olarak. Ama biz kimseden bir bağış toplamadık. Yani biz kendi içimizde 8-10 tane arkadaşımız dedik ki hadi bakalım şu havuza koyalım. Kimin nesi varsa herkes koydu. Ve biz ciddi erzak dağıtımı yaptık. Derneklerimizin tespit etmiş olduğu ihtiyaç sahiplerine. Ama eğer siz genel bir kampanya yapacaksanız bu kampanyanın tek elde toplanması her zaman daha doğrudur diye düşünüyorum. Bunu bir iş adamı olarak söylüyorum. Siyaseten falan hiç, yani oralar beni ilgilendirmiyor. Yani ben çünkü şu veya bu parti diye de bakmıyorum olaya. İktidarda şu var bu var diye de bakmıyorum. Kim olursa olsun iktidarda bunun tek merkezden toparlanıp tek merkezden perifere yayılması ve dağıtılmasının çok daha başarılı sonuçlar doğuracağını düşündüğüm için söylüyorum bunları. Evet, sivil toplum örgütlerine baktığımız zaman bu dönemde yine iş adamlarımız gizliden yani faturalardır, şudur budur ödediler zaten ama bunun kimsenin fazla bilgisi olmadı. Belediye defterlerini kapattılar bazıları. Evet, bu güzel bir uygulama. Ben zaman zaman televizyonlara da yansıyor. Bu tabii televizyonlara yansıyan kısmı. Televizyonlara yansımayan bir sürü vardır. Bizim insanımız gerçekten yardımsever, merhametli, vicdanlı, necip bir millet. Yardım etmeyi seven bir millet. Bu bizim genlerimizde var, inancımızda var, ahlakımızda var, kültürümüzde var. Dolayısıyla bunlar tabii güzel şeyler. Bunu Avrupa'da bulamazsınız. Bunu Amerika'da bulamazsınız. Kimse kimseye bir lokma ekmeğini vermez oralarda.
ben 30'a yakın ülke gezdim ve her ülkeme döndüğümde ülkeme olan sevgim 1000 kat daha arttı. Orada bireysellik almış başını gidiyor. Ama bizim kültürümüzde ne var? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyoruz, değil mi biz? Yani biz, vicdanımız rahat etmez eğer aç birini gördüysek onun yanında tok gezmek, onun yanında yemek içmek. Dolayısıyla bizim belki çok zengin bir ülke değiliz. Belki çok doğal kaynaklarımız yok, petrolümüz yok, altınımız yok. Ama insanımız var. En büyük sermayenin de insan olduğuna inanıyorum. O bizim insanımızın merhameti, vicdanı, yardımseverliği, çalışkanlığı her şeyin üzerinde. Ve bu süreçte bunu bir kez daha görmüş olduk. Bakın şimdi Amerika yanıyor işte. Değil mi? Bütün bugün en son gelirken haberlerde 140 kentte isyan yakıyorlar, yıkıyorlar ve kendi bayraklarını yakıyorlar. Bizde vatan haini değilseniz Türk bayrağını yakmazsınız. Yakmaz bizim milletimiz. Ancak vatan hainlerin işidir o bayrağı yakmak. Gölgesinde yaşadığı bayrağı nasıl yakar bir insan? Siyasi fikirler farklı olabilir, yöntemler farklı olabilir. Ama bizim halkımızın kahir ekseriyeti vatanseverdir, vatanına bağlıdır. Bu vatan için ölür, canını verir. Burada sağ, sol, şu, bu ideoloji falan hiç önemli değil. Orada vatan sevgisidir önemli olan. Ama bu vatana karşı bir art niyetiniz varsa, biri sizi satın almışsa, biri sizi maşa olarak kullanıyorsa ancak siz bu vatana ihanet edersiniz. Bayrağınızı yakarsınız. Ama Amerika'daki normal sıradan o gösteri yapan insanlar işte Amerikan bayraklarını yakıyorlar. Ben üzülüyorum. Başkanım, bu süreç bize bir de israfı öğretti mi? Yani sizin yazılarınız bazen okuyorum gerçekten. Evet. Yani baktığımız zaman yani ülkemizde gerçekten gereksiz bir şekilde israf var. Maalesef. Başta ben bu süreçte neyi öğrendim? Sizi paylaşmışsınız. Su. Evet. Çok önemli. Evet. Bazen diyoruz ya işte belediyeler suyu çok veriyor, para çok geliyor. Bu da bir yerden geliyor sonuçta. Evet, evet. Bunun da bir kaynağı var ama biz bunu kullanmasını mı bilmiyoruz? Ya da çok mu israf ediyoruz? Ya da farklı noktalarda yani baktığımız zaman ekonomik sıkıntı var diyoruz. Ama sokağa çıktığım zaman hiç eski araba göremiyoruz. Hep sıfır arabalar var. Yani çok mu lüks yaşıyor ülke olarak? Yani şimdi, biraz... Bunu öğrenebildik mi acaba bu 75-80 günlük bir süreçte? İnşallah öğrenmişizdir. Herkes kenarından köşesinden bir ders almıştır. İnşallah diyorum. Çünkü bu süreçte tabii evde kalınca biraz böyle vakit de oldu. İşte biz de böyle aklımıza gelen 3-5 cümleyi karalayarak işte gerek sosyal medyamızdan gerek sağ olsun işte bir takım internet siteleri bu yazılarımızı yayınladı bizim. Orada da ana tema şuydu. Hakikaten zaman zaman elimizdeki nimetin kıymetini bilmiyoruz. Şimdi geçim sıkıntısı dediğimiz hadise nedir aslında? Bir insanın temel ihtiyacı nedir? Bana göre 3 tane temel ihtiyacı var bir insan. Barınmak, giyinmek, beslenmek. Şimdi ihtiyaç bunlardan ibaret olsa Türkiye'de fakir yok dememiz lazım. Ama ihtiyaç bunlardan ibaret değil. Maalesef içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız kapitalist dünya sizi tüketim toplumu yapıyor. Tüketen bireyler haline getiriyor. Her yeni şeyi size böyle çok farklı bir şekilde sunuyor ve siz onu almak, kullanmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Bence dijital çağ başladı. Tabii. Ve o zaman da sıkıntılar var. Yoksa bugün işte bakın yani şöyle değerlendirin. Bu 2,5 aylık evde kaldığımız süre içinde arabalarımızı kullanmadık. Evet. Benzin sarfiyatımız olmadı. Araçlarımızın bakım gideri olmadı. Olmadı. Ne oldu? Boğazımızı doyurduk. Orada bile fazlalıklarımız var. Kullandığımız cep telefonunun faturası, evdeki internetin faturası, giyim. Şimdi şunu açık koymak lazım. Ben çiftçi bir babanın oğluyum. Ve benim babamın hali vakti de yerindeydi. Yani ama benim babamın çarşıya gitmek için yani köyden ilçeye gitmek için gittiğinde giydiği temiz bir takım elbisesi vardı. Onun dışında köyde işte kültür neyi gerektiriyorsa köyün kültürü onu giyerdi.
Mesela yamalı pantolon görüyor musunuz siz şu anda en fakirin ayağında? Rahmetli Sakıp Sabancı anılarında anlatmıştı. Annesi çoraplarını yamalarmış akşamda. Bugün yamalı çorap giyen kimseyi görüyor musunuz? Benim bir kotum olmuştu 17 yaşımda. Teyzem Almanya'dan getirmişti ve bayram etmiştim. Onunla beraber yatmıştım 17 yaşındayken. Şimdi herkesin evinde üçer beşer tane kotu, üçer beşer tane keteni, yazlığı, kışlığı. Liseyi bitirene kadar spor ayakkabım olmamıştı benim. Bugün markalar konuşuluyor. İsmini ifade etmek istemiyorum, reklam olmasın ama evet, şu marka olsun, bu marka olsun diye. Bizim bez spor ayakkabımız olmadı. Şimdi böyle düşündüğünüzde insanlar temel ihtiyaçlarının çok ötesinde bir tüketimle karşı karşıyalar. Ve bu tüketim aslında bizi geçim sıkıntısına sokuyor. Yani 100 bin liralık dairede oturduğunuzda da yuvanızda huzurluysanız dünya size güzel ama yetmiyor. 500 bin liralık da ev var, 1 milyon liralık da var, 3 milyon liralık da var. Hatta yalıda oturmak istiyorsanız işte milyon dolarlar konuşulmaya başlanıyor. Şimdi ben Bursa'ya 97'de geldim. 97'de geldiğimde Bursa'daki birçok evin dışında sıva yoktu. Gecekondu gibi işte örülmüş birketle veya tuğlayla. Dışını sıva yaptıracak parası yokmuş o arkadaşımın. Yani kafasını sokacak bir iki oda eve ihtiyacı varmış, onu yaptırmış. Bugün şimdi sıvasız bina göremezsiniz. Yani iş barınmaktan geçti, biraz böyle estetiğe dönmeye başladı. Yani şunumuz da olsun, bunumuz da olsun. Şimdi geçim sıkıntısını biraz da bize yaşatan bunlar. Şimdi ben de mesela 20 senedir çalışan işte şey girmişti, vasıfsız eleman olarak girmişti. Bugün fabrikada ustabaşı olan bir iş arkadaşım var. Tek maaşla, asgari ücretle başladı ve bugün de işte ortalama zannediyorum herhalde rakam telaffuz etmeyeyim, tam kesin bilmiyorum ama işte ortalama bir maaş alıyor. Ve bu arkadaşımız işte o tek maaşla tasarruflu yaşayarak evini aldı, çocuğunu okutuyor. Memleketteki anne babasına da yardım ediyor. Yardım ediyor. Birkaç tane onlara büyükbaş hayvan aldı kendi köyünde. Şimdi parayı kazancınızı artıramıyorsanız, hani ana temeldir şeyde, muhasebede, karınızı artıramıyorsanız veya gelirinizi artıramıyorsanız giderlerinizi azaltmanız lazım. Biz maalesef Türk milleti olarak biraz böyle hoyrat harcamaya meraklıyız. Hani kazandığımızı harcamanın dışında kazanmadığımız parayı 3 yıl 5 yıl sonrasına borçlanarak harcamalar yapıyoruz. O nedenle de geçim sıkıntısı çekiyoruz. Ha gerçekten çalışamayacak durumda olan, işi olmayan, sakat, ne bileyim yani çalışmaya sıhhati engel olan insanlarımız için bunu söylemiyorum. Ama sağlığı sıhhati yerinde çalışabilecek durumda olan, ben iki işte çalıştığımı çok bilirim gençliğimde. Yani daha fazla kazanmak için iki işte çalıştığımı bilirim. Onun için işte hem böyle rahat çalışayım hem de rahat harcayayım, çok okumayayım, evet, çok meslek sahibi olmayayım. Geliyor bize vatandaş, müracaat ediyor, işte iş istiyor. Mesleğin ne diyor, yani yaptığım bir iş yok, ehliyetim var diyor. Ehliyet herkeste var. Bir mesleğin yok. Diyorum ki kursa git kardeşim, bak işte belediyelerin kursları var, ticaret odasının kursları var. Ben askerliğimi yaptım, geldim, evlendim, işe girmem lazım benim diyor. Diyorum ki bak bir kursa git, bir meslek sahibi ol. O meslekte vasıflı hale gel. Asgari ücretle başlamazsın o zaman. En az 1,5 katı ücretle başlarsın. Ömür boyu rahat edersin. Dinletemiyoruz. Dinleyenler var ama dinlemeyenler de var. Ölene kadar da asgari ücretle devam etmek zorunda kalıyor bu tür arkadaşlarımız. Ya bu tabii çok hani saatlerce hani konudan konuya atlıyoruz aslında, böyle biraz karıştı gibi oldu ama bu bizim genel problemlerimiz. Ama bu süreçte tabii ki işini gerçekten kaybetmiş, geçim sıkıntısı içine düşmüş, işini kaybettiği için yeni iş bulmakta zorlanan arkadaşlarımız olacaktır. Burada da işte bizler
sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, merkezi yönetim gerekli tedbirleri, kararları alır. İnşallah o arkadaşlarımızı da mağdur etmeden bu süreci hep birlikte selametle atlatmış oluruz. Başkanım, bu süreçte küçük esnafımıza bazı bölümleri açıldı. Şimdi AVM'ler, kuaförler, şimdi de lokantalar falan açıldı. Şimdi yasak da yavaş yavaş cumartesi pazar kalkacak. Yönetmenim, süremiz var mı? Evet, sevgili dinleyenler, bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz. Şimdi o şeyi küçük esnaflar... Türkiye'nin en büyük kapı üreticisi CESADOR, Bursa'nın Sesi programını sunar. Türkiye'nin en büyük kapı üreticisi CESADOR şimdi Bursa'da. Melamin kapılar, membran kapılar, lake kapılar, çelik kapılar, iç oda kapıları, mobilya, mutfak ve dekorasyonla zengin ürün yelpazesi CESADOR'da. Üretici firma CESADOR, fabrikadan halka satışla en uygun fiyat avantajını sunuyor. Bursa'nın büyüyen inşaat hacminde yerini alan CESADOR, inşaat firmalarına, fabrikalara ve okullara perakende hizmet veriyor. CESADOR, Beşevler Yıldırım Caddesi, FSM Kavşağı, Denizbank yanında. 0224 453 56 36 0532 483 55 02 0530 416 23 45. Antep baklavasını Bursa'da tanıtmaya adayız. Ama şu anki bizim projelerimiz Bursa'da şubeleşerek, kendi şubelerimizi takip ederek gerçek Antep yöresinin baklavasını Bursa'ya, Bursalıların sunmayı düşünüyoruz. Franchising düşünmüyoruz, kendi şubelerimizi açmayı düşünüyoruz ama Bursa'da ciddi şubeler açmayı düşünüyoruz. Artı internet sitelerinden Türkiye'nin her tarafına baklava satışımız var. %90 oranında Antep yöresinin ürünlerini kullanıyoruz. Nadir olması gereken farklı ürünlerimiz var ama Bursa'dan aldığımız ham maddelerimiz var ama genel olarak Antep, tamamen Antep. Ki ustalarımızdan tut da bütün imalatta çalışanın tamamı Antep Nizip yöresinden. 3 yıldan beri belli bir prensibimiz var. Kesinlikle malzemeden çalmayacağız. Ve çalmadık. Yani bizim, tabii herkesi memnun etmek tabii ki zordur. Fakat ciddi derecede müşteri memnuniyeti var. Ki hem rakam olarak hem kalite olarak.
Rakiplerimiz bazen bu konularda bizi eleştiriyorlar. Niye toptan fiyatına parakende veriyorsunuz? Ya insanlar yesin, gerçekten Gaziantep baklavası ne demek bilsinler. Evet. Yani yedikleri zaman zaten farkı hissediyorlar. Gaziantep baklavasının ne olduğunu. Ama hiçbir malzemeden kaçılmaz. Her şeyin en iyisini kullanırlar. Ve orada da fiyatlar yüksek değildir. Burada da biz onu niye Antep'i biz Bursa'ya getirmeyelim? Niye Bursa'da olmasın? Niye çok yüksek fiyatlarda insanlar baklava, kaliteli baklavayı alsın ki? Baklava Antep'ten çıkma. Yani onu gerçekten insanlar hissetsin istiyoruz. Yani hem rakam olarak hem kalite olarak. Neden bizi tercih etmesinler? Tabii ki tercih edecekler. Kaliteyi buldular mı? Fiyatta da sağlıklı, hijyenik. Bu fiyatlara herkesin alabileceği rakamlar. Özel paketlerimiz var. Paketliyoruz. Yani en uzak yere 2 günde teslimat yapılıyor. Bir telefon kadar yakınız yani. Hemen bir tıklan. Türkiye'nin her tarafına baklava yollayabilirsiniz. Her zaman gönül rahatlığıyla bütün şubelerimizden gelip alışveriş edebilirsiniz. Herhangi bir katkı maddesi ve kimyasal olmadan tamamen doğal Antep'i ayağınıza getirdik. Buyurun gelin. Türkiye'nin en büyük kapı üreticisi Cesador katkılarıyla Bursa'nın Sesi programı devam edecek. Sevgili sanat TV izleyenleri, yine sizlerle birlikteyiz. Reklam arasında sonra ben özellikle Cesador'un değerli bölge müdürüne Ömer Bey'e, Ömer Aykul'a, yine Ahmet Güzel'e buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bize katkı ve desteklerinden dolayı. Yine konuğumuz Samdef Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Savaş Oturuş. Son 15 dakikamızda yine toparlayacağız. Başkanım, güzel bir sohbet oldu. Tabii ki bu süreçte küçük esnaflarımız da son 1 Haziran itibariyle açılmayan esnaflarımız vardı, onlar açıldı. Ama baktığımız zaman bu cumartesi, pazar yasakları da bilmiyorum, belki bu hafta itibariyle kalkacak. Yani geçen hafta son denildi. Bu süreçte bunu nasıl buluyorsunuz? Erken mi oldu? Biraz beklenmesi gerekiyor muydu? Şimdi Şaban Başkan, biz bunu paralel götürmemiz lazım. Yani bu hadise ilk başladığında şunu diyenler çok oldu. Şimdi bir ay hiç kimse evden çıkmasın, bu hadiseyi biz bitirelim. Böyle bir şey fiziken mümkün değil. Çünkü hiç kimse çıkmasın dediğiniz zaman bile %25'i çıkmak zorunda. Kimler bunlar? İşte güvenlik çıkacak. Polis teşkilatı, jandarma teşkilatı çıkacak. İtfaiye çıkacak. Onun haricinde fırıncı çıkacak. Market çıkacak. Yani 2 gün için marketleri biz dolduruyoruz, değil mi? Evet. Yani böyle bir temkinli duruşumuz var. Dolayısıyla bu süreçte de tabii tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bu önlemleri biraz gevşetti. Ama halkımızın şuna çok dikkat etmesi lazım. Yani bu süreç bitmedi. Bu süreç devam ediyor. Belki yılbaşına kadar da devam edecek. Bazı görüşlere göre Eylül'de ikinci bir dalga beklendiği söyleniyor. Bunun bilimsel bir açıklaması var mıdır bilmiyorum ama tahmin. Bize düşen şu olmalı. Evet, hayat devam ediyor. Hayatımıza devam etmeliyiz ama bu hayata devam ederken almamız gereken önlemler var. İşte temizlik. Cumhurbaşkanımız 3 tane dedi. Temizlik, evet. Hijyen, maske. Maske ve fiziki mesafe. Yani bunlara dikkat ederek biz hayatımıza devam edersek bu süreci çok kısa bir sürede, zaten kısa bir sürede yani düşüş sürecine getirdik. Yani o pik yaptığı noktalardan şimdi aşağılara düştü. Yatay bir seyir izliyor. İşte dün
Ölüm sayısı 23'tü, vaka sayısı 867 idi yanlış hatırlamıyorsam. İşte bunu böyle süreç içinde zannediyorum işte Temmuz ortalarına veya sonuna kadar sıfırlayarak götürmemiz lazım. Ama dikkat etmezsek, bizde halkımızda da şöyle bir şey var. Yani bir çok cesurlar var, bana bir şey olmaz diyen bir güruh var. Evet. Bu çok yanlış. Niye size bir şey olmasın kardeşim? Torpiliniz nereden? Herkese her şey olabilir. İngiltere Başbakanı bile bu hastalığa yakalandı. Ötesi var mı bunun daha yani? Herkes aday. Çünkü bu virüs böyle kısa boylu, uzun boylu, işte meşhur, gayrimeşhur, zengin, fakir ayırmıyor. Herkese eşit davranıyor. Kime yaklaşamıyor? İşte bu saydığımız üç kurala riayet eden kişilere yaklaşamıyor. O nedenle bir de çok korkan bir grup var. Bunu böyle hayat memat meselesi haline getiren bir grup var. İkisi de yanlış bence. Biz ortada tedbirini alarak, tedbirlerimizi alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bunu yaptığımız takdirde hayat normale dönecek. Bunun birden eskisi gibi olmasını da düşünmeyelim. Yani küçük esnaf dün iş yerlerini açtı ama eski müşterisini veya eski cirolarını yakalayabilmesi belki zaman alacak. Yani herkesin güven içinde sokağa çıkıp güven içinde işte restoranta gitmesi, kafeye gitmesi veya ne bileyim işte kuaförüne gitmesi, berberine gitmesi bu zaman alacak. Biraz sabırlı olmamız lazım. Bu süreci hep beraber, bu sabırla beraber aldığımız tedbirleri de atlatırız diye düşünüyorum. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine sizleri konuk almak isteriz. Hatta kadın kollarını, gençlik kollarını. Ama baktığımız zaman doğru söylüyorsunuz. Normalde cumartesi pazar da olsa dahil, işte esnaflarımıza gıda anlamında lokantalara gitsek de kurallara uyduğumuz takdirde esnaflarımızın da biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Hep kapalı olsa hiç yok zaten. Tabii. Orada da bir sıkıntı var. İşte büyük ticaret, dış ticaret yapan, ihracat yapan firmalarımız sizlerde işte hep sabırlı, evet. Sabır gerekiyor. Evet. Yani yavaş yavaş ihracat da açılacak. Evet. İç piyasa, dış piyasa bu şekilde olacak. İşte biraz süreçte iller arası da açıldı. Burada da iller arasına işte biz köyüme gideyim hemen annemin babamın göresim geldi gibi biraz orada da mesafeli olmamız gerekiyor. Açılsa da. Tabii. Belki Kurban Bayramı'na kadar inşallah süreç normalleşir. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alalım. Sizin şahsınızda Sanat TV ailesine bütün çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Size bundan sonraki hayatınıza başarılı yayınlar diliyorum. Hemşerilerime de bu süreci atlatana kadar alınan kararlara harfiyen uymalarını tavsiye ediyorum. Bizi izleyenlere saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet sevgili dostlar, birlikteliğimizin yine sonuna geldik. Ben buradan katkı koyan Bursa'daki İstanbul Bursa Cesador Bölge Müdürü Ömer Aykul ve Ahmet Güler'e çok teşekkür etmek istiyorum. Yine haftaya tekrar yeni bir programda, yeni bir konukla buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin en büyük kapı üreticisi Cesador şimdi Bursa'da. Melamin kapılar, mevran kapılar, lake kapılar, çelik kapılar, iç oda kapıları, mobilya, mutfak ve dekorasyonla zengin ürün yelpazesi Cesador'da. Üretici firma Cesador, fabrikadan halka satışla en uygun fiyat avantajını sunuyor. Bursa'nın büyüyen inşaat hacminde yerini alan Cesador, inşaat firmalarına, fabrikalara ve okullara perakende hizmet veriyor. Cesador, Beşevler Yıldırım Caddesi, FSM Kavşağı, Denizbank yanında. 0224 453 56 36 0532 483 55 02 0530 416 23 45. Türkiye'nin en büyük kapı üreticisi Cesador, Bursa'nın sesi programını sundu.